Gün olur da siyaset dünyasını sık sık ele alıyoruz. Zaman zaman sanatı, kültürü ama bazen de medyanın durumuna bakıyoruz. Medya, 10 yıl önce de şikayet ettiğimiz şeyler vardı medyada, 5 yıl önce de, 2 yıl önce de ama değişimler hızla sürüyor. Şimdi bunları biraz konuşalım. Medya mahallesinin en tanınmış isimlerinden biriyle Ayşenur Aslan'la hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Hakan'cığım. Nereye gidiyor bu medya? Senin medya mahallesi gerçi bunları anlata anlata dilinde tüy bitti ama bir de bize özetler misin? Medya bir yere gitmiyor. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Vallahi kapının dışına, bahçeye, kimileri cezaevine, kimileri mecburen yurt dışına. Sistem, yeni sistem bizi silkeliyor. Bizi dışarı, sistemin dışına itiyor. Çok haklı. Çünkü bizle tek adam rejimi bir arada olamaz. Yani bir adam, bir kişi bir şey isteyecek, herkes ondan söz edecek, onu yazacak, onu konuşacak. Geçen gün çok şahaneydi. Bu Altın Kelebek ödüllerinde Ahmet Hakan'a ödül verdiler biliyorsun. Evet. En iyi haber programı ödülü. Sen, ben, bizim oğlan şeklinde sıralanıyorlar. AKP çok iyi. Ya AKP aslında daha iyi. Yok yok, AKP bence en iyi şeklinde bir konuşma cereyan ediyor. Ve bunun adı en iyi haber programı oluyor. Bundan sonra da böyle. Yani Ahmet Hakan en iyi haber ödülünü alacak. O ödülü veren Altın Kelebek'in jürisinde Başkan Ertuğrul Özkök olacak. Cengiz Semercioğlu zaten işte ödül dağıtmalara doyamayacak falan falan böyle. ATV Haber'in sunucusu Cem Öğretir en iyi erkek sunucu ödülünü alacak. Fatih Portakal açık ara daha fazla izlendiği halde. Şimdi orada senin benim ne işimiz var Hakan? Dolayısıyla biz dış kapının dış mandalı, çıkarken kapıyı arkandan kapat diyorlar bize, o kadar. Son zamanlarda Demirören Medya adına çeşitli açıklamalar yapılıyor. Medya şöyle olmalı, böyle olmalı. Yok televizyonlarda ücretlendirme, medyanın gidişi şu yöne. Nedir bu, bir amiral gemisi misyonuyla mı davranıyor Demirören Medya? Ya, neyle ilgili olduğunu ben sana çok anlatamayacağım. Çünkü bunları Mehmet Soysal anlatıyor, yazıyor. Ve galiba Mehmet Bey'in, ben hiç tanışmadım kendisiyle fakat Türkçe ile bir derdi var galiba. Ben ne yazdıklarını anlayabiliyorum, ne konuştuklarını. Dolayısıyla sana şunu söylüyor ve şunu yapmak istiyor diyemem. Ama genel olarak onun açıklamalarından bağımsız olarak hatta şöyle bir fotoğraf çekebilirim sana. Çok zordalar. Yani gazete tirajları bu ülkede hiç olmadığı kadar diplerdi. En çok satan gazete 280-290 satıyor, o da hormonlu, Hürriyet. Ne kadar hormondur bilmiyorum ama bir takım sabah mabah bazı gazeteler hormonlu biliyorsun, tirajlar. 800 bin, 750 bin satardı. Posta bile mesela oralarda değil artık. Posta birinci gazete olurdu tirajda. Şimdi birinci değil ve 200 küsür bin lira anca satıyor. 200 küsür bin anca satıyor. Satamıyorlar. Çünkü yani insanlar artık aç televizyonu Erdoğan, şu kanala geç Erdoğan, bu kanala dön Erdoğan. Açıyorsun sabah gazeteyi, manşette Erdoğan. Yeter artık diyor. Nasılsa diyor, dizi izlerim vesaire. Şimdi bakıyorlar ki gazete meselesinde iş yok. Ha şunu da söyleyelim. Erdoğan, aynı söyleyeceğimi de bilmiyorum ama basbayağı söyleyeceğim herhalde artık. Dedi ki taharet kağıdı dedi, stokçuları var dedi. Tuvalet kağıdından söz ederken taharet kağıdı stokçuları var dedi ve kızdı onlara. Şimdi sen SEKA'yı kapatırsan, sadece kağıtta dışa bağımlı olursan elbette taharet kağıdına da gazete kağıdına da zam gelir ve sonuçta bunlar olur. Hem satamayacaksın, hem kağıt zamlanacak, bir de artık hazinede mal kalmadığı için para yani. Kamu bankalarından özellikle eskisi gibi yandaş paydaş medyaya oluk oku, oluk akıtamayacaksın. Ne olacak? İşte Mehmet Soysal'ın demeye çalıştığı gibi, şimdi Demirören grubunda ya, Kanal D, CNN Türk falan. Onlar paralı olsun, 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 ne olacak? İnsanlar belki onu da seyretmeyecek. Ne var?
Yani o hale geldi. Seyirciyi tehdit ediyor. Paralı yaparım ha diyor. Bu aslında ekonomik krizin geldiği yeri çok iyi gösteriyor. Ve aynı zamanda medyanın, iktidar medyasının, artık iktidar medyasının da yaldızları dökülüyor. Hiç öyle o eski şaşalı günler kalmadı. Küçülte küçülte, o havuz haline getire getire hem medyanın kendisini hem de içerideki haber merkezi 5-10 kişiye indi. Hakan sen biliyorsun böyle değildi eskiden. Evet, bu senin dediğine göre medya kalmıyor. Yani bağımsız medya küçüle küçüle imkanları darala darala yok olmanın eşiğinde medya diye ortaya çıkanlarsa gazetecilik yapmıyorlar. O halde Türkiye medyasız mı kalıyor? Bu bir kehanet mi bilmiyorum. Yaşayacağız, göreceğiz. Bana sorarsan entertainment kanalı denilen bu ana kanallar, Kanal D, Show, ATV Haber vesaire, buralardan haberi silecekler. Diyecekler ki haber mi istiyorsun kardeşim? Haber kanalı var. Çünkü zaten insanların evde olduğu ve televizyon başına geçtiği saatler en değerli saatler onlar için. Ne gerek var habere? Haber seyircisi dökülüyor. Bir tek Fatih Portakal seyrediliyor mesela ana haberde. Ona da zaten kızıyorlar. O nedenle orayı yok etmeye çalışıyorlar. Bir gün gelecek, o kanallarda hiç haber kalmayacak. Çünkü haber aynı zamanda masraflı iş. Yani kameraman lazım, muhabir lazım, montajcı lazım vesaire hem lazım. Hem masraf hem tehlike. Hem masraf hem tehlike. Aynen dediğin gibi. Nasıl Acun TV8'de yaptığı ilk iş düğmeye bastı, bütün bir haber merkezini dışarı attı. Bütün bir haber merkezini attı sokağa. Olacağına bak sen. Ama şunu anlamıyorum bu durumda. Öyle diyorsun, mantıklı da konuşuyorsun ama bu halkın aşağı yukarı %50'si bu iktidara karşı oy kullanıyor en azından. Çok fazla bir şey yapmasa da karşı oy kullanıyor. Bunlar haber istemiyorlar mı? Bunların kanalları ne? Yani yine de 3-5 tane televizyon kanalı var, gazete var. Bunları halk sahip çıkıyor mu? Sosyal medyadan besleniyor genellikle insanlar artık büyük ölçüde. İşte Halk TV gibi bir takım böyle niş kanallarla besleniyor. Onun ötesinde de galiba şöyle de bir yere geldi. Özellikle referandum sonrası, o hayır cephesi. Baktılar ki ya aslında almak mümkünmüş. Belki de alınmış ama verilmiş. Kazanıldığı halde verilmiş. O noktadan sonra bence o hayır cephesindeki insanlar kendi medyasına da, kendi partisine de, kendi siyasetçisine de küstü. Yani sen eğer bu ülkede bir şeyi değiştiremeyeceğini düşünüyorsan ne seyredeceksin? Kahır mektubu diye bir şey, hani kahır mektubu her bülten. Ah evet, bak biliyor musun bugün neler oldu? Ah öyle de oldu, böyle de oldu. Şimdi ben gazeteciyim, işim bu. Ben her gün kahır mektubu okuyorum seyirciye. Ya ümit veremiyorsun o zaman. Yani ben ama bunu yapmak zorunda olduğum için, bu benim işim olduğu için yapıyorum. Mecburum. Seyirci mecbur mu? Bugünkü programında ilginç bir şey söyledin seyirciye. Biraz tepkini de herhalde. Kederlenin diye kederlenin bağırdım. Dedim. Bağırdım. Ne demek hakikaten istedin? Bağırdım. Niye kederlensin? Ya şöyle, bir şey yapamıyorlar. Tamam, anlıyorum. Yani muhalif olmak, karşı olmak vesaire, bunlar tamam. Eğer seni önderlik yaparak bu enerjinle bir yere yöneltecek bir siyasi ya da toplumsal önderlik yoksa sen ne yaparsın? Öyle dersin, böyle dersin, işte vır 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 konuşursun, iki kapatırsın. İnsanlar telefonda mesaj yazmaya korkuyor Hakan, şaka maka değil. Şimdi ama şunu söylemeye çalıştım. Hiçbir şey yapamıyorsanız ne olur bari kederlenin. Gülmeyin ya. Bir hafta mesela gülme orucuna girin, gülmeyin. Eğer bu ülkede 79 yaşında Gencay Gürsoy cezaevine gönderilecekse, bu bazı gazetelerde hiç haber olmuyorsa, bazı gazetelerde şu kadarcık haber oluyorsa, buna bak kendisine muhalif medya falan diyenler de dahil ya. Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdiğinde bazı gazetelerde yani buna söyledim bir gün ve şeyde bile, Cumhuriyet'te bile bir gün benim gazetem. Orada yazıyorum. Orada yazıyorsun. Ya birinci sayfada şu kadarcık verilir mi canım? Sırrı Süreyya'nın hapse girmesi çok şey anlatır. Gencay Gürsay'ın hapse girecek olması 79 yaşında çok şey anlatır.
Hapistekiler aylardan ve yıllardan beri hapistekiler. Ya Osman Kavala yani yüzlerce gün, 400 küsur gün içeride iddianamesi yok. Ya hiçbir şey yapamıyorsak bari kederlenelim. Ya bari ne olur komedi filmine gitmeyin mesela ya. Gülmeyin. Komedi bir şeysi seyretmeyin. Birazcık hüzünlenin ya. Şey çok güzel söyler ya. Hilmi Yavuz. Hüzün ki en çok yakışandır bize der. Evet. Yani hüzün en büyük muhalefettir biliyor musunuz aynı zamanda? Hiçbir şey yapamıyorsanız kederlenin dedim bu yüzden. Çok enteresan bir çağrı bu. Peki ümit verecek şeyler gerçekten bulamıyoruz ama tepkiyi de bir şekilde ortaya koyuyorsun. Bu ortamda yakındaki seçimler ne getirir, ne bekliyorsun yerel seçimlerden? Ay ne beklenebilir ki Hakan Allah aşkına? Yani hakikaten ne bekleyebiliriz? Şimdi velev ki kazandık diyecekler İstanbul'u, Ankara'ya. Peki, 2 gün sonra Erdoğan kayyum atarsa ne olacak? Beşiktaş'ı aldık, Kadıköy'ü aldık, orayı aldık, burayı. 2 gün sonra anayasa, o referandumla geçen muhalefet yeterince direnemediği için ikram edilen anayasa değişikliği diyor ki ilçe belediyeleri şube gibi olabilir diyor. İstanbul'un bu büyük CHP'nin zaten evvel eski belediyeleri eğer tutup da kayyumla yönetilirse ya da kayyuma bile gerek yok. Sizi şube müdürlüğü gibi yaptım. Büyükşehir Belediyesi ne yaparsa, ne derse onu yapacaksın derse ne olacak? Şimdi çok iyi tahkim ettiler. Senelerdir. Buna birçok insan kandı. Çok büyük veballeri vardır. Ama artık bunu da geride bırakalım. Tamam, onlara girmeyelim. Yine de şunu söylemek istiyorum. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere yanına şimdi HDP'yi ekleyeyim. Muhalefet partileri olmak üzere herkesin, ben dahil belki vebalimiz var. Bu rejimin gelmesinde, yerleşmesinde ve ya geçenlerde Karar Gazetesi'nde bir iktidara mesaj veren bir köşe yazarı dedi ki ya dedi bütçe dedi sınırlı dedi ne yapalım dedi. İşte herkes de dedi bir şey istiyor dedi. Yok sağlık da yok şu bu dedi. Ver nereye kadar dedi. Bakar mısın yani insanlara diyor ki ya eskiden diyor daha mütevazi ve daha fedakar da insanımız bizim diyor. İnsandan fedakarlık istiyorlar. Ver nereye kadar diyor. Devlet vermeyecekmiş ona göre. Şimdi ben de bunu konuşmaya bile gerek yok bunun saçmalığını. Ama ben de şunu söylüyorum. Konuş nereye kadar? Ben her gün hem yoruluyorum hem kederleniyorum. Ve hep aynı şeyi düşünüyorum. Yani konuş nereye kadar? Başka bir şey yapmak lazım. O başka bir şey de ne zaten bizim burada süremiz yeter. Ne de Ankara'dakiler herhalde bizi duyar. Ama bunu hep birlikte birey olarak, grup olarak, siyasi hareket olarak her neyse bir araya gelip yapacağız. En azından Paris'teki liselilerden utanarak yapacağız bunu. Evet, çok güzel. Bunun üzerine diyecek şeyim yok. Bu noktada bitirelim. Daha iyimser bitirmek isterdi gönül ama. Oradaki liseliler belki umut verir bize ne bileyim. Belki de. O güzel belki çocuklar. De. Ayşenur çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önemli bir söyleşiydi. Biraz karamsarlık, bazı mesajlar da dolu ama medyanın hali bu. Ne yapalım? Bunu yansıttık. Yeni programlar ve yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız.